Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Yapılan bir ticaret nedeniyle veya Müslümanın borç alması şeklinde borçlu duruma düşmesi dinen caizdir. Borçlanmak kesinlikle günah değildir. Ancak borç büyük bir risktir. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçlu konusunda çok önemli uyarılar yapmıştır. Bir defasında borcu bulunan bir Müslümanın cenaze namazını kılmak istemediği de görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir Müslümanın Müslüman olduğunu bildiği halde cenazesini kılmak istememesi ne demektir? Bu şu anlama geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir cenazenin başında durup ona mağfiret duası yapması, onun cennete girmesi için Allah'a yalvarması %100'e yakın bir ihtimalle o kişinin cennete girmesi demektir. Borçlu içinse bu kapılar zor açılır kapılardır. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz borçlunun borcu kadar rehin tutulacağından söz etmektedir. Müslüman prensip olarak yağıyla kavrulmasını bilmelidir. Borçlanmadan yaşamalıdır. Çağımızda borçlanmaya karşı büyük bir teşvik vardır. Biz bunları adı kredi kartı olsun, taksitle satış olsun, taksit imkanı gibi isimler konmuş olsun, biz bunları şeytanın hileleri olarak görmek zorundayız. Evet, borçla alışveriş yapmak, borçlanmak Müslüman için caizdir. Ama şahsiyetli bir Müslüman elindeki parası kadar harcama yapmalı, borçlanma yolunu denememelidir. İlla borçlanan o borcunu kesinlikle belgelemelidir. Gerek alacaklı ve gerekse borçlu belge üzerinden borçlanmalıdırlar. Sözlü borçlanmaların bir değeri yoktur. Kur'an-ı Kerim en uzun ayetinde borçların yazılmasını, rehini ve kefaleti söz etmektedir. İtimada, dostluğa, Müslüman arkadaşlığına, cemaat arkadaşlığına güvenip borçlanmak, borç vermek, taksitli, borçlu ticaret yapmak doğru değildir. Doğru olan herkes için geçerli hukuki belge hazırlamaktır. Bu çok önemli. Müslüman borçlanmadan yaşamalı. Borçlanırsa borcuna karşılık Allah'ın ondan hesap soracağını bilmeli, çok çalışmalı, iktisat etmeli, borçtan kurtulma yolunu bulmalıdır. Hiçbir şekilde 5 yıl, 10 yıllığına taksitlere girip, 36 ay, 40 ay, 70 ay taksite girip borca imza atmak makul değildir. Kimsenin yaşama garantisi olmadığı gibi çalışıp kazanma garantisi de yoktur. Bu nedenle borçlanmadan yaşamaya çalışmak Müslüman siyaseti olmalıdır. Bu bir önemli husus. Bir başka önemli husus da bizim şeriatımız, dinimiz borcun gecikmesi üzerine fark almayı faiz olarak görmektedir. Biz faizi sadece bankaların verdiği veya aldığı para olarak görüyoruz. Halbuki tüccarın veya borç verenlerin de günü geçtikten sonra borcun rakamına ilave yapması da faizdir ve haramdır. Her halükarda borçsuz bir hayat yaşayıp onurlu ölmek Müslüman için daha uygundur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.